Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için üst koridorda nasıl oynayacağım, nasıl üzerine bir oyun olacak, umarım izlerken keyif alırsınız. Karşımızda Gangplank var. Bizi erken aşamada birazcık baskına oynayarak rahatsız etmeye çalışacaktır. Ben bu noktada şuradan musibet iksirimi alayım. Koridorda uzun süre kalmak istiyorum. Bu noktada musibet iksiri bana yardımcı olacaktır. Karşımızda zaten Gangplank var. O da teleportta girmiş. Aynı şekilde ben de teleportta girdim. Nasılsa teleportta girmeniz oldukça worth. Hani Ignite de tercih edilebilir ama teleport açıkçası daha çok işinizi kolaylaştırır. Çünkü bu noktada bol bol stack yapmak istiyoruz. Rünlerde bir takım değişiklik yaptım. Ayağa çabuk rünü tercih ettim. Bu sıralar biliyorsanız Kassadin'e de çok sık tercih ediliyor bu rün. Hatta direkt alıyorsunuz. Nasılsa da uyumlu olabileceğini düşündüğüm, hatta uyumlu bulduğum bir rün oynandığını da gördüm. Hem can kazanıyorsunuz koridor safhasında, hem de bunun yanı sıra rakibi kovalarken yine aynı şekilde size kolaylık sağlıyor. Tabi Hortlan pençesine göre birazcık daha yavaş tanklaşıyorsunuz veya işte diğer rünlere göre, ama yine de her türlü tavsiye edebileceğim bir ürün. Ben yine bu ürünlerin tamamını da açıklama kısmına koyarım. Açıklama kısmından da tamamına erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa yine açıklama kısmında hem Discord adresimiz, hem Facebook grubumuz, hem de Instagram adresi mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben burada çocuğa mavisi için yardım ediyorum ama bayağı bir vakit kaybettik. Hızlı bir şekilde top lane'e gitmem lazım. Çocuk en kötü burada artık çarpını atar. Gangplank de aynı şekilde musibet iksiriyle başlamış. Şimdi buradan geldik koridora ama mavisini çaldırdığımızı tahmin etmiştir rakip ormancı. Eğer tahmin etmediyse de kendi ayıbı. Yapacak bir şey yok. Şimdi erken seviyelerde GP bize karşı maalesef üstün bir şampiyon. Bizim yapmamız gereken tek şey bu noktada stack yapmak. Stack'imizi kasacağız. Ardından keyfimize bakacağız. Çocuk burada pushlamaya çalışabilir. Hani üzerimize baskı kurmaya çalışabilir. Hiç dert değil. Ayağı çabuk sayesinde zaten çok çok fazla koridorda kalabiliyorsunuz. Güzel. Koridor şu an tam istediğim kıvamda. Burada ben rahatça siteme bakacağım. Birazcık koridorun puşlaması lazım. Şöyle özellikle E yeteneğimi kullandım. Yoksa çok sık kullanmanızı tavsiye etmiyorum E yeteneğinize. Bayağı manınızdan oluyorsunuz. Mana problemi çekmek istemiyorsanız da kullanmayın. Şimdilik bu çocukla kesinlikle dediğim gibi fight aramıyoruz. Bir tane daha Q yeteneğimi verdim. W'mu şimdilik bekleteceğim. Çocuk da yavaş yavaş manasını tüketmeye başladı. Hortlan pençesiyle girdiği için o da birazcık tank olacaktır. Ama hani istediği kadar tank olmaya çalışsın. Biz ona karşı daha avantajlı olacağız. Bir de burada varilleriyle birlikte de stack kasabiliyoruz. Yine bu da benim için bir artı. Benim güçlenmeme yardımcı oluyor sağ olsun. Usta erken aşamada böyle sakin sakin takılın. Sonrasında emin olun çok rahat skor çıkartacaksınız. Hiç dert etmeyin. Rahat skor alabilen karakterlerden birisi. Sonrasında zaten ölmüyor. Sana bir tane daha vurabilseydim güzeldi. Güzel. Burada senin şu an musibetinde bir tane kalmış. Ben birazdan onların tamamını da çökerim. Benim de aynı şekilde musibetinden bir tane kaldı. Onu da kullanalım. Şu an burada aslında fight aramak istemiyordum ama Gangplank hani bana çok fazla pozisyon imkanı sunuyor. Neyse, birebir bir takas okey. Burada W'mu atmakla vakit kaybetmesem yine skoru alıyordum da birazcık daha garanti olsun istedim. Belki hani skor çıkart, çocuk bana yetişir, Q'sunu kullanabilir ve buradan hani ben kuleye yem ederim adamı diye birazcık korktum. Pırıltımızı tamamladık. Hızlıca koridora teleportumuzu atabiliriz. Q yeteneğimize bir tane daha veriyorum. Şu an gayet iyi durumdayım. Hiç problem yok. Farmda falan üstünüz. Gangplank burada farmda üstünleşir diye düşünüyordum ama üstünleşememiş. 42'de siteğimiz var. Bunu da arttırmaya devam edeceğiz. En azından pırıltımızın parası çıktı.
Şu an bir de minyonların benim kulemin altına yakın olması Gangplank'in baskına açık olmasına neden oluyor. Ama Malphite sonuçta bu koridora baskın atıp bir şeyler çıkartabilecek bir karakter değil. Ben de ona istediği kitle kontrolünü sağlayamam maalesef. O yüzden bana çok sık geleceğini zannetmiyorum. Sen ne aldın? Sen de pırıltını tamamlamışsın. Okey. Ultimize geldi. Acaba dedim takasa girerken musibetini mi kullanıyor? Ondan bu kadar fazla hasar veriyor dedim de pasifinden dolayıymış. Musibetini kullanmıyor. Normalde takaslara girerken musibetini kullansa onun için daha büyük kar olacak. Bu arada çok hata yaptık. Daha erken patlar zannettim. Patlamadı. Çok güzel. Burada ultisinin içinde kalsaydım muhtemelen o beni daha önce kesecekti. Hem burada ayağı çabuk sayesinde daha fazla can kazandık. Hem Q yeteneğimizin bize getirdiği can var. Ulti basınca Q yeteneğinizin cooldown'u da kısalıyor bildiğiniz gibi. Bizim için daha işlevsel oluyor. Güzel. Farm üstünlüğü bizde. 84'te stack yaptık. Güçlenmeye de devam ediyorum. Çocuk bu arada... Teleportuyla mı gidip geldi, ne yaptı anlamadım. Çok hızlı gitti geldi çünkü. Tamam, zorlamayacağız. Belki dedim skor çıkartırız ama istediğimiz gibi olmadı. Neyse, en azından Gangplank burada hani rahat bir nefes alamayacak. Onun üzerine baskı kurmaya başladım artık. Siteyi de 100'e çıkarttık. Dakikaydı. Mis. Bu arada Nasus çok sevdiğim bir karakter. Eğer seviyorsanız top lane'i mutlaka oynayın. Hani size gerekeni sağlıyor. Hiç merak etmeyin. Hasarı fazla. Late game'e yatırım yapın. Late game'de zaten her türlü sizi taşıyan bir karakter. Bu arada ilk olarak üçlü kuvvete gidiyorum. Üçlü kuvvet tamamladıktan sonra kafalar rahat edecek. Rakip nişancının şu an 21 CS'i var. Ve bot lane'e gitmiyor çocuk. Bu arada Kha'Zix cezalandırdı bizim Malphite'ı. Yakaladığı gibi direkt kesmiş. Bir ayakkabı olarak Ninja tabii tercih edebiliriz ama karşıda da çok fazla yavaşlatma etkisi falan var. Merkür'ün adımları alacağım bu yüzden. Bu şekilde gidebiliriz ya koridora. Bizim bot ne alemde? Lucian'da bir kill var. Brand'de iki kill var. Brand büyük problem. Kha'Zix aynı şekilde büyük problem. Benim çok fazla tanklaşmam lazım. Yani üçlü kuvveti alır almaz direkt peşinden kendimi koşturtacak eşyalara ihtiyacım var. Ve bu noktada da görkemli zafer benim işimi görecektir. Görkemli zaferi alırsam işler kolaylaşır yani. Bizim bot lane kötü kaybediyor. Bayağı kötü kaybediyor. Kha'Zix 3-0 oldu. O Kha'Zix'i bir şekilde tutmamız lazım. Bu arada eğer bu çocuk benimle savaş ararsa tekrar keserim. Hatta çok rahat bir şekilde keserim. Şu an tabii W'su var. O yüzden de üstüne gitmek istemiyorum. Artık bana hasarda gitgide düşmeye başlayacak. Ben tanklaşıyorum. Tabii şu an bu ildimizde çok fazla bir tank eşyası yok. Biraz da nasıl etkisini görmeye başlarsınız. Üçlü kuvvetimiz geldikten sonra. Orta koridorumuz bu arada iyi durumdaymış. Wukong'umuz var. Bayağı tokatlıyor yani o çocuğu. Şu an bu çocuk fıçıları da patlatamıyor. Fıçıları patlatamadıkça kendisine zarar. Şu an 2v1 yapabilecek konumdayım bu arada. Tabii Kha'Zix'in de 3-0 olduğunu unutmayalım. Ne kadar 2v1 yapmak istesek de hani beni rahatça kesebilecek de bir şampiyon.
Gangplank ultisi ile birlikte falan beni bayağı yavaşlatırlar burada. Şu an mesela çocuk daha farklı bir rune dizilimiyle girebilirdi Hortlağın pençesi yerine. Beni rahatça kesebilecek bir rune dizilimi onun daha çok işine yarardı. Veya benden bir şekilde stack kasacak. Çünkü zaten burada çok fazla savaşmıyoruz. Savaşmadığımız için de en azından bir Pog build'i beni çok rahat bir şekilde geri düşürür. Onu da güçlendirebilirdi. Şu an 34 farmlık bir üstünlüğüm var. Hızlıca tekrardan base'ime gideceğim. 1300 gold. Yavaş yavaş kulesinde canı az oluyor. Burada şu an zaten 160 T'ye de ulaştık. Durumumuz gayet iyi. Buzul örtü alabiliriz. Buzul örtüyü hızlıca tamamlayalım. Zaten dediğim gibi üçlü kuvvete gideceğiz. Şuradan da can kısmını alalım. Koridora tekrardan teleport. Aslında bot lane'e atmak daha mantıklı olabilirdi de. Kendi koridorumda kullandım. %20'lik bekleme süresinde azalmaya ulaştık. Daha çok Q yeteneğimizi atacağız. Bu da bizim daha hızlı bir şekilde her minyondan stack kasabilmemizi sağlayacak. Güzel. Helalsiniz bot lane. 180 stack. Bu dakikaya göre gayet iyi. Yine bir 300 siteyi falan görürsek yani karşımıza çıkanı devirir geçeriz. Böyle Q yeteneğimize paldır küldür vura vura. Sen de arkanı tamamladın demek. Gördüğünüz gibi koridorda çok fazla takas aramıyoruz. Yani buna da gerek yok zaten. Vuramadım bu sefer. Ama armorum çok fazla ya GP'cim. Hani sen artık burada hikayesin biraz. Tek Q ile vurduğum hasar. Birazdan daha çok canını yakmaya başlayacağım. 200 T'ye ulaştım çünkü. Belli müddet sonra nasıl durdurmanız hiç kolay olmuyor. Hani karakter çok can yakıyor. Cidden çok can yakıyor. Bir de komp çok kırılgan. Rakip komp. Hani bir frontliner'ı yok. Beni durdurabilecek ciddi anlamda hiç kimseleri yok. Gelsene Kha'Zix, şimdi seni de keselim ya. Da ölseydi o kadar tatlı olurdu ki. Hani çift güçlendirme bende kalırdı. Deli gibi bekleme süresinde azalma. Flash'ımı falan da kullandım yani burada skor bana gelsin diye yetmedi. Şurada hızlıca minyon dalgasında pushlayacağım. Bakalım kuleye ne kadar vuruyoruz. GP'de teleportunu kullanmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde 2v1 atabiliyorum. Kha'Zix bana ne kadar fazla hasar vurursa vursun Gangplank devamını getiremiyor zaten. O yüzden pek bir problem yok. Şimdi arkanımı da çıkartacağım. Orta koridor da iyi durumda. Kha'Zix'in de flash olmadığını gösterelim. Bizim çocuklar ona göre rahatça hareket etsinler. Devam koridor. Beklemeye gerek yok manamın dolması için. Koridora yetişmem benim için daha önemli. Şu an farmım muhteşem durumda. Bunun yanı sıra 231 stack yaptık. Hani dakika 20'ye falan geldiğinde ben düşünemiyorum kaç siteye ulaşmış oluruz. Bir 300-350'ye falan ulaşırsak çok tatlı olur. Oh, Midinik Kulesi de düştü. Yazsın paracıklar. Bakalım. Bir tane vurayım mı? Bir tanecik. Tekrardan şurayı ward'umu attım. Sen ne aldın? İki tane saldırı hızı eşyası almış. Pek bir şey yok.
Çok da fazla gidemiyorum üstüne. Fazla kule altı. Yani kule altı yaparız ama Kha'Zix'i göremiyorum haritada. Orta koridorlarını göremiyorum. Girerim. Burada patates gibi arada kalırım. Hiçbir işe yaramaz. Güzel. En azından bizim bot lane kazanıyor. Yani benim bir şey yapmama gerek kalmıyor. Hadi görüşürüz. Artık daha fazla dayanamayacaktım yani. Kuleyi de alabiliriz. Güzel. Temizinden bir kule geldi. Hatta devam edelim burada durmaya. Birazcık daha stek hiç fena olmaz. Burada ben çocuğun grompuna da çökeyim. Mavi güçlendirmeniz duruyor mu? Almışlar. Stek her şeyden değerlidir Nasus için. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız bile koridorda en azından rakibinizi düşürmeye çalışın. Hani bekledim, sabırlı oynadım. Burada sabrımın da karşılığını almış oldum. Girdiğim ründe açıkçası bana etki sağlıyor zaten. Yani benim işimi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Güzel, tekrardan base. Hiç fena değil şu an. Steyimiz falan. Üçlü kuvvet de tamamladık. Şimdi bunun peşine dediğim gibi görkemli zaferi alacağım ki karakterimizi koşturalım. Mobilite ihtiyacı var. Hem de can barını ve armorunu arttıracak zaten. Her yerden kule almışız ya. Kha'Zix'in kaç kara hasatı vardı göremedim. Wukong zaten 6-0-2 uçmuş gidiyor. Yani bu matchup'ı kazandık gibi ya. Şuradaki ward'u kessenize. Şu an sadece stekler için burada koridoru donduruyorum. Zaten hani ayağı çabuk sayesinde epeyce de bir kalabiliyoruz ayakta. Onun iyileştirme etkisi falan çok fazla. Buraya Kha'Zix'in daha erken baskın atması lazımdı. Nasus'u düşürmek istiyorsanız early game'de baskın atacaksınız ki çocuk geri düşsün. Ama early game'de bana gelmediler. Daha çok Kha'Zix sağ sola gitti. Üzerinde bolca skor verken bana deneyebilirdi. Ama çok geç kaldı artık. Gangplank hiçbir şey yapamayacak yani. Ha, hasar vurumu vurur ama bana vuramaz. Güzel. Mavi güçlendirmemiz de oldu sağ olsun. Bu da Gangplank gidip mavi güçlendirmeye çökmüş. Yalnız şu an Brand bana daha fazla zarar verebilir. Diğer rakip oyunculara kıyasla. Araba minyon için birazcık daha burada kalıyorum. Onu nasıl tutturdun bana ya? Malphite burada stun yedi. Hadi bir Q at. Güzel. Full yetenek gücü kalmış çocuk. Yani bunun dezavantajını çekecek. Çarp eşyasını almış. Şimdi de Rabadon rush'ladı. Rabadon rush'ladı ya. Çarp eşyasından sonra ikinci eşya çocuk Rabadon rush'ladı. Sen de öldün. Veigar da yalnız iyi vurdu. Burada Kha'Zix bana çok fazla hasar çıkardı. Brand'in kitle kontrolünü yemeseydik sorun olmazdı. Neyse şu parçayı aldık. Bir ruh gömleğine başlayalım. Ruh gömleğimle birlikte yani çok fazla tank olacağım. Oradan da güzel bekleme süresinde azalma gelecek. Bizimkiler de sağ olsunlar okyanus ejderi almışlar. Bu da benim için güzel bir ejder. Top'a direkt teleport atmak istiyorum. Görkemli zaferin yerini değiştiremedim. Neyse dert değil. Tamamdır.
Sen nasıl benden hızlı koşuyorsun ya? Yani bende bir terslik var dedim. Sen benden hızlı koşamazsın. İyi bari. Bir skor daha kazandırdı bize. Veigar falan burada. Gangplank'i de ben kestim. Bizim çocuklar nasıl öldüler? Çok enteresan, çok. Ben sürekli top lane'de kalıyorum ama bu yaptığımı yapmayın. Takım savaşlarına daha sık katılabilirsiniz. Ama takım savaşları genelde bot lane'de döndüğü için oraya teleportum olmadan da gitmem pek mümkün olmuyor açıkçası. O yüzden şu an için burada stack kasmak benim daha çok işime geliyor. 400 siteye de ulaştık zaten. Bu arada mutlaka bir civalı kuşak falan almam lazım ki rakip problem yaratmasın. Neyse, base'imizi atalım. Büyü direncine falan yatırım yapabiliriz. Brand çünkü çok can yakacak. Direkt yetenek gücünü rushlamış. Şu tarafı alalım. Bir tane de pink ward. Güzel. Orada kitle kontrolümüz zayıf ya. Maalesef zayıf. Yani bir Malphite'ın ultisi, bir de Wukong'un ultisi var. Benim yavaşlatmamı falan saymıyorum. Gerçi Zyra'mız da var da. Fena değilmiş ya kitle kontrolümüz. Güzel bir komboyla eritiriz yani. Malphite ultisi, Zyra ultisi, Wukong ultisi. Bitti. Fazlasına gerek yok. What? Yok oldum, yok oldum. Kha'Zix bile vurmadı bu sefer yani. Sadece Veigar vurdu bana. Veigar ve Brand. 535 bunun ezeli patlamasından yemişiz. Bir Brand'in ultisinin tamamını içimizde hissettik yani. Yavaşlattım dedim buradan bir şeyler çıkartırız. Olmadı. Malphite bizden uzakta tek başına split yapmaya çalışıyor. Değişik çocuk. Bana acil büyü direnci, acil. Yani yükseltmem lazım. 2700 jambarım var. Yetmiyor yani, kesmiyor. Adamlarda çok fazla yetenek gücü hasar var. Hem Brand hem Veigar yani. Veigar zaten E'sini yediğiniz anda patatessiniz. Ultisiyle kaçacak bak. Şekle bak. Neyse, mavi güçlendirmeyi aldı en azından. Şu an Zaya problem değil. Kesebiliriz. Ama asıl problem Veigar ve Brand bence. Onları durdurmamız lazım. Dediğim gibi ben ruh gömleğinden sonra direkt civalı kuşak çıkacağım. Hem can çalması falan da var. Bizim işimize gelir. Niye devam etmediniz abi? Zaire'yi şeyi saldık. Bildiğin adamı burada saldık ya. Bir de Wukong gidip kesmiş çocuğu. Gel biz buradan devam edelim Lucy. Bot kuleyi alırız bence Lucian'la. Burada flash'ımdan oldum ama hani skoru garantileyim diye flash'ımdan oldum. Yoksa o flash'ı atmazdım. Gangplank de geldi buraya. Hadi biz buradayız. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim diğer çocukların şu an diğer koridorları etmesi lazım. Bak Kha'Zix burada. Zyra orada durma. Bir yerden atlayacak bir çocuğun üstüne. Tek atacak. Ondan sonra hiçbir işe yaramayacak. Alo Malphite.
Güzel. TAP'tan devam edebileceğimiz sinyallerini verdi bu haber. TAP'a doğru yürüyeceğiz. TAP'a da hızlıca koşacağız. Savaşmayın abi. Güzel, savaşı kazandılar. Tamam. Kazanıyorsanız savaşın. Klasik TR Nasusları. Sadece top lane'de. 200 milyona ulaştık. Ve top lane'i de düşürdüm galiba. Adamlar bu arada bana mutlaka gelmek zorundalar. Yoksa burada kule verecekler. Hem de inhibitor kulesi gibi değerli bir kuleyi. Brent geldi. Biliyor musun abi bu adamı? Huhuhu. Direkt tek attı. Kha'Zix yalnız bana mısın demiyor. Sen ne yaptın Kha'Zix? Ejderi vereceğiz bedavaya. Malphite şu an etkisiz eleman bu arada. Ciddi ciddi etkisiz eleman. Çocuğun da kaç kara hasat olduğuna bakamadım. Yani şimdi armor kassam bu sefer diğer yetenek gücü karakterleri bana vuruyor. Büyü direnci kassam bu sefer Kha'Zix beni yok etmeye oynuyor. Şöyle şuradan birazcık armor, birazcık büyü direnci şeklinde devam edeceğiz. Ölü adam şu an için mantıklı. Hem kovalarken kolaylık sağlar hem de güzel bir armoru var. İşlevsellik sağlayacaktır bize. Bizim bu komp da çok güçlü ama işte mesela onda elektrik far var. Kha'Zix kadar etki yaratamıyor. Güzelsiniz abi. Sanıyorum Kha'Zix Brand düştü mü gerisi kolay. Veigar problem yaratmıyormuş. Veigar zaten takım savaşında sadece E atıyor yani. Başka bir şeyini görmedim. Abi ben niye burada yalnızım? Niye bizden kimse yok? Niye ben burada yalnızım? Rush'ım burada sadece kuleye Ya ben öldüğümde kaldım. Hiçbir işe yaramadı. Brand buradan arkadan kapatmış. Dalın abi şu Brand'i kesin artık. Güzel bu kadar. Arada ekmek olan ben oluyorum ya. Evet, Lucian da güzel sattı. Malphite hiç bize takılmıyor mesela. Takım savaşında ona ihtiyacımız var. Bu adamın koridor itmesi gerekmiyor. Zaten yeterince farmım var. Dön dolaş gel. Ultini bas. Direkt takım savaşı kazanalım. Zaten rahat iki kişiye tutturur yani ultisini. İki kişiye tutturması da bize oyunu kazandırır. Şuradan ben bir tarayıcı alacağım. Helal bu Konga. En azından Kha'Zix'e cezasını veriyor çocuk. Bir dahaki ejder neymiş? Bulut. Bize ne var? Okyanus. Neyse bot 2'yi çıkardık. Adamların dış kulelerinin tamamı gitti. Sadece inhibitor kuleleri kaldı. Biz de sadece bot lane'den kule vermişiz. Yani okey. Onun dışında bir problemimiz yok. Bekleme sürem de %40. Şu an yalnız adamlar barona yönelmiş olabilir. Malphite da buraya geldiği için. Malphite gel artık abi ya. Fight'a dahil olman lazım senin.
Şu an ya Baron'a başlayacağız ya burada fight yapacağız. Yani iki seçeneğimiz var. Takım savaşında sayıcı üstün olduğumuz sürece her türlü kazanırız. Kaybetme gibi bir imkanımız yok. Güzel, burada adamları güzel oyaladık. İyi, bizimkiler arkada fight aldılar. Bence devamında getirirsiniz artık, değil mi çocuklar? Ben şöyle tapa doğru bir gideyim. Taptaki minyonları bir keselim. Onlar kuleyi alacaklar yoksa. Hatta yetişemeden almış bile olabilirler, emin değilim. Orada özellikle Veigar'ın E'sinden kurtulmak adına flash'ımı attım. Çünkü orada flash'e yakalansaydım, yani şey duvara yakalansaydım hiçbir şekilde skor çıkartamadığımızda kalacaktık. Ward olmayacaktık. Bu arada ben de 500 stack kasmışım. Okey. Buradan birazcık daha içsek bizim için kafi. Helalsiniz be. Çok güzel. Onu da kesti çocuk. Güzel. Oyunu bitirdik herhalde. Yalnız Brand ne vurdum be. Düşmeyelim. Okey. Ayağı çabuk zaten can barımı dolduracak. Sadece tutuştura düşmemem benim için yeterliydi. Brand'in de tüm siperlerini aldık buradan. Sanıyorum oyun bitti ya. Aa, yok bitmemiş. Lan Kha'Zix'e hasar çıkartamadım. Bak sen. Ya 500 vurduk ama yetmedi yani çocuğa vurumuza. 2K'da can barı varmış. Kha'Zix'e bak sen. Neyse, ölü adamı zırhını tamamladık. Şuradan şunu satalım. Buzluğa eldiven alabilirseniz, rakibi birazcık daha yavaşlatmak istiyorsanız güzel bir tercih olabilir. Ama ben bu noktada çivili zırha gitmek istiyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Hasarları çok fazla. Kritik vuran bir şampiyon yok. Eğer kritik vuran bir şampiyon varsa direkt Rand'yun alın. Son eşyayı onunla tamamlayın. Ama kritik vuran bir şampiyon yok. Direkt iki tane problemli AD karakter var. Onları bir ortadan kaldıralım. Zyra bu arada Demir Soler'i almış. Enteresan. Ben olsam tercih etmezdim bu arada. Öldün galiba. Aa, ölmedi. Flash atmasına da gerek yok da. Top kulenin canı bayağı az kalmış. Şu an ejder yapılabilir. Ben direkt ejdere gideceğim. Işın da aslında tapa gitse çok güzel olur. Abi ben varken çocuk benim olduğum yere geliyor. Ben gidiyorum. Oradan ayrılıyor falan. Güzel, burada totemleri de yokmuş. Ejder free gözüküyor. Yalnız çok fazla öldüm. Bu kadar da ölmeyebilirdim. Şimdi bu ejder bize lazım takım adına. Hem rakip kovalayamasın hem de bunun yanı sıra biz rakibi kovalayalım. İyi var, burada bizim çocuğu kovalamaya çalışmadılar.
Sanki burada kıstırılacakmışız gibi bir his var içimde ama bakalım hadi hayırlısı. Belki Zaire'yi görüp burada üstüne gelmek isterler bilmiyorum. Bağlantımız gitti. Ben korktum bir an dedim ne oluyoruz acaba? Tuşla madem Zaire'cim sen oraya. Şu an teleportum da var. Bir durum olursa teleportumu da kullanacağım. Sildi çocuğu direkt. Hayatını kararttı ya. Güzel devam edin abi. Buralar şu an çok rahat ittirilebilir durumda. Ultimden oldum ama cooldown'u kısa yani çok da uzun değil. Wukong savaş aramasa mıydın ki? Kill aldı ama biz de Wukong'u verdik yani karşılığında. Bir yerden pushlamamız lazım. Herkes de base'e gitmiş. Bu çocuğun koruyucu meleğini almamız lazım önce. Ben hala bakamadım senin kaç kara satın olduğuna ya. Ama bayağı biriktirmişsindir. 284 okey. Anladım hocam. Yetmedi. Brand ultisine bayılıyorum ya. Brand ultisine. Bu da gerçi W'sunu atmış gitmeden önce. Kuleden de bir K hasar yemişiz. Gene güzel tanklamışız burayı. Hadi Lucian sen buraları parçalarsın. Ölme lütfen. Şifasını da güzel bastı. Hadi yavrum. Aslan. Güzel güzel. Problem yok. Şurada bir Nexus kulesini aslında Zyra vursa çok rahat alacak. Çünkü rakip takımda herkes ölü. Benim de çivilim tamamlandı. Taptaki kuleye de teleport atabilirim. Mid kulesine de teleport atabilirim. Ama ben doğana kadar sanıyorum tapta düşmüş olur. Kong da buna tek atıyor zaten. Bu arada 600'te ulaştık yine. Bu arada Karahasat Nasus'u da yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Onda da bir 300 Karahasat tükü 600 tek falan olması lazım. Vurduğumuz bayılıyordu. Vurduğumuz bayılıyordu. Şu an baron almak mantıklı bu arada. Toplanırsak barona çok hoş olur. Sonrasında da toplu bir şekilde bitiririz oyunu yani. Keşke kesebilseydi. Ignite'ını düşmeyecek. Ama güzel. İki tane inhibitor açtı. Bu da bizim için baronun sinyalcisi. Gelin abi toplanın buna. Şu an Gangplank'te ulti de yok zaten. O adam için ulti atılır mı yani? Ciddi ciddi o adam için ulti atılır mı? Biraz sana o kadar tilt oldum ki artık kesmem lazım. Veigar da ultisini attı. Yok Q atmış. Bizim Malphite niye base attı? Çocuk niye base attı yani? Düşmek bilmiyor ya. Çıldırttı beni çocuk. Çıldırttı. Her yerden beni tutmaya çalışıyor. Neyse bizim bot lane güzel itti. Buraya Veigar'ı yolladılar. Keşke Baron'a başlasaydık burada. Baron şuradan da sağlamlık karışımını alacağım. O şekilde ayrılacağım. Tam 600 sistemimiz var. Daha da fazla yaparız aslında da. Ultisini attı galiba. Direkt kazık sağlamış. Bu da bu inhibitor alırsa... Öf, ne vuruyorsun sen? Çocuk gidip şu an Nexus'a vurur ha. Bitirir yani oyunu. Şuna bak. Eğer şunu düşüremezlerse buna direkt teleportumu atacaktım ama düşürdüler.
Direkt gelen minyon dalgasına attım. Hadi bitirelim gençler. Hadi görüşürüz. GG, güzel oyundu. Arkadaşlar solo tapta da nasıl bu şekildeydi ayağı çabuk Rünü ile birlikte. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.